Merhaba arkadaşlar. Türev uygulamalarına maksimum minimum problemleriyle devam ediyoruz. Bu derste hacim hesabı ile ilgili olan maksimum minimum problemleri üzerinde duracağız. Gördüğünüz ders dokümanını videonun altında açıklamasını verdiğimiz linkte bulabilirsiniz. İsterseniz oradan çıktı alıp kendiniz de çözmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi sorumuza bakalım. Kenarları 12 cm ve 6 cm uzunluğunda olan dikdörtgen biçimli bir kartonun köşelerinden eşit büyüklükte birer kare kesilip çıkarılıyor. Kalan kısım katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Bu prizmanın hacmi en fazla kaç santimetre küptür? Şimdi burada çıkarılacak karenin kenar uzunluklarına biz x diyelim. Buraların hepsine x yazabiliriz bu şekilde. Dolayısıyla uzun kenarımızın tamamı 12 olduğu için buraya 12 eksi 2x kalacaktır. Şuraya kadar olan kısım için. Ve bu kadarlık kısmımızda alttan 2x çıkarmamız gerekiyor. 6 eksi 2x elde edilir. Şimdi bu kısımlar atıldığı zaman bunları böyle maviyle biz taramış olalım. Buradaki kareler çıkarılıp atıldığı zaman geriye kalan kısımla ilgili şöyle buralardan katlanıyor. Buradan, buradan ve buradan katlanarak üstü açık bir kutu yapılacak. Kutumuz bu şekilde olsun. Bu yüksekliklerimiz x kadardır. Karenin kenarı x olduğu için. Şu uzun kenarımız 12 eksi 2x olsun ve diğer tabandaki kenarımız da 6 eksi 2x olarak gelecektir. Şu şekilde derinlikte verebiliriz kutumuza. İçi evet, boş bir kutu elde etmiş olduk. Şimdi bunun hacmini biz bulmak istiyorsak x'e bağlı olarak ifade edebiliriz. Birbirine ikişer ikişer dik olan 3 ayrıtının uzunluklar çarpımı bize hacmi verir. Veya taban alanı çarpı yükseklik dersek hacmi verir. Böylece x çarpı 6 eksi 2x çarpı 12 eksi 2x ile biz bu hacmi bulabiliyoruz. 6 eksi 2x'i 2 parantezine ve 12 eksi 2x'i de 2 parantezine alırsak 4x çarpı 3 eksi x çarpı burayı da 6 eksi x biçiminde yazalım. Ve devam edelim. 4x çarpı parantezi açıyorum. Eksi x ile eksi x'in çarpımından x kare. 3 ile eksi x'in çarpımından eksi 3x. Sonra eksi 6x daha eksi 9x. Sonra 6 kere 3 artı 18 olarak gelecektir. Şimdi x'i dağıtıyorum. 4'ü dağıtmaya gerek yok. 4'ümüz dursun. X'i dağıtırsak x küp eksi 9x kare artı 18x olarak ve x hacim fonksiyonumuzu elde etmiş olduk. Şimdi biz bu hacim fonksiyonunun türevini alalım. V üssü x eşittir 4 çarpı x küplü ifademizin türevi 3x karedir. Eksi 18x artı 18 elde ettik. Ve bu türevi sıfıra eşitlememiz gerekiyor. Dolayısıyla burayı biz bir 3 parantezine daha alırsak 4 kere 3 12 çarpı x kare eksi 6x artı 6 eşittir 0 olur. Bu ifade çarpanlara ayrılmıyor tam sayılarda. Dolayısıyla denklemi çözmek için ya diskriminant kullanacağız veya daha önceki ikinci dereceden denklemler dersinde bahsetmiştik. Tam kareye tamamlayabiliyoruz denklemimizi. Ben x kare eksi 6x'in yanına artı 9 eklemeyi tercih ediyorum. Eklediğim 9'u geri çıkarıyorum. Artı 6 eşittir 0 var. Ve burası parantez dediğim yer. X eksi 3'ün tam karesidir. Eksi 9 artı 6 da eksi 3'tür. Karşıya 3 olarak geçer. Ve buradan denklemin kökleri x1 eşittir. Karekök aldığımız zaman burada artı eksi kök 3 oluşuyor sağ tarafta. 3 artı kök 3 ve x2 de eşittir 3 eksi kök 3 olur. 3 artı kök 3 bizim için anlamsız bir değerdir. Çünkü 6 eksi 2x ifademize baktığımız zaman burada pozitif bir değer olmasını istiyoruz. 6 eksi 2x'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x'in 3'ten küçük olması zorunludur. Yani 3 artı kök 3 değerini zaten alamayacak. Tabi sıfırdan da büyüktür. X bir uzunluk gösteriyor bize. Dolayısıyla burada x2 3 eksi kök 3 sayısını hacim fonksiyonunda yazmamız gerekiyor. Şu çarpanlara ayrılmış yerde yazabiliriz. Bu arada bu x2'nin hacmi minimum mu yoksa maksimum mu yaptığını kontrol etmek istersek işaret tablosu kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Türev için bir satır. Hacmin türevi ve hacim için bir satır oluşturalım. Normalde x2 daha küçüktür. Sonra x1 geliyor. Sonra artı sonsuz vesaire vardı. Ve ikinci dereceden bir ifade olduğu için türev fonksiyonumuz artı ile başlatıyoruz. Eksi sonra artı oldu. Burada hacim artıyor, daha sonra azalıyor, sonra tekrar artıyor. Fakat
Bu x2 ve bu tür değerler, yani 3 burada kalıyor. x2 ile x1 arasında kalıyor. Dolayısıyla 3'ten sonraki değerlerin bizim için anlamı yoktur. Sıfırdan gerideki x değerlerin de anlamı yoktur. Burası x değerlerimizi oluşturuyor demiştik. Yani bir maksimum yapıyor ve 0-3 aralığında x2 değeri bizim için mutlak maksimumdur. Dolayısıyla hacmin maksimum değerini bulmak istiyorsak biz v fonksiyonunda 3 eksi kök 3 yazmamız gerekiyor. Baktığımız zaman bu biraz zahmetli gibi görülebilir fakat işlemi yaptığımızda daha kolayca hesaplanabildiğini de görebiliriz. 4 çarpı 3 eksi kök 3 çarpı 3 eksi x ifadesinde x yerine 3 eksi kök 3 yazarsak 3'ler gider, kök 3 çarpanı kalır. 6 eksi x ifadesinde x yerine 3 eksi kök 3 yazarsak 3 artı kök 3 kalır. Buraya da yazalım 3 artı kök 3 diye. 3 eksi kök 3 ile 3 artı kök 3 eşlenik ifadeler olduğu için bunları çarparsak 3'ün karesi eksi 3 olarak gelir. Yani 6 olur. Dolayısıyla 6 kere 4 24 çarpı bir de kök 3'ümüz vardı. 24 kök 3 santimetre küp elde edilir. Diğer sorumuza bakalım. Dairesel bir dik konimiz var. Taban yarıçapı 6 ve yüksekliği 9 birimdir. Bu konun içine yerleştirilebilecek bir silindirin hacmi en fazla kaç birim küp olabilir? O halde silindirin taban yarıçapına biz R diyelim. Bu bizim için değişkendir. Ve burası da R'ye kadardır. Silindirimizin yüksekliğine de H diyelim. Konenin yüksekliği 9 olduğu için buradaki kısım 9 eksi H olarak girecektir. Burayı da bulmak istersek bu kısım da 6 eksi R'dir. Çünkü taban yarıçapı konede 6 idi. Şimdi biz burada şurayı da tabii ki yine H diyelim. Şu dik üçgenle yukarıdaki dik üçgen benzerdir diyebiliriz. Veya büyük dik üçgenimiz 9'a 6 dik kenarlarına sahiptir. Bunlar arasında benzerlik kurabiliriz. Ben şöyle yapayım. Bu açının karşısında H var. H bölü 6 eksi R eşittir. Yine aynı açının karşısında büyük üçgende 9 var ve komşusunda da 6 vardı. Eşittir 9 bölü 6 bağıntısını yazıyorum. Şimdi silindirin hacmini V ile gösterirsek V eşittir pi R kare çarpı H'tır. Taban alanı çarpı yükseklik de. Dolayısıyla bu iki değişkene bağlı. Biz ise türev almak istiyorsak tek değişkenli fonksiyonların türeviyle soruyu çözeceğimiz için H yerine R türünden eşitini veya R yerine H türünden bir eşit yazabiliriz. Burada H'ı yalnız bırakmak daha kolaydır. H ve R arasında benzerlikten gelen bir bağıntı elde etmiştik. Dolayısıyla buradan biz H'ı bulmak istersek sadeleşme de yaptığımız zaman 3 bölü 2 çarpı 6 eksi R'ye ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu değeri alıp V'de yazarsak dolayısıyla V tek R değişkenine bağlıdır. Ve bunu da pi ile çarparsam 3 pi bölü 2 sabit katsayısını yazalım. Çarpı 6 eksi R çarpı R kare gelecek. R kare çarpı 6 eksi R diyelim. Burayı da dağıtabiliriz tabii ki. O zaman V R hacim fonksiyonumuz 3 pi bölü 2 çarpı eksi R küp artı 6 R kare yazabiliriz. 6 R kare eksi R küp oldu. Şimdi biz burada V hacim fonksiyonumuzun türevini alıp sıfır eşitleyelim. Hacmi maksimum yapmak istiyorsak. V üstü R eşittir. 3 pi bölü 2 çarpı 6 R karenin türevi 12 R'dir. Eksi R küpün türevi de 3 R karedir. Eşittir 0 dersek. Burayı çarpanlara ayırarak ortak parantezle düzenleyebiliyoruz. 3 R ortak parantezini alabiliyoruz. Ve R değerlerimizden biri 0 gelirken diğer R değerimiz de 12 bölü 3'ten 4 olarak gelecektir. Bunu bulabiliriz. 0 bizim için anlamlı bir değer değildir. Hacmi maksimum yapmaz, hatta minimum yapar. İşaret tablosuyla bu görülebilir. Dolayısıyla bunu atalım. İncelenmesini size bırakalım. İşaret tablosuyla R eşittir 0'ı alamayacağımızın. Hatta R için bir aralık verecek olursak 6 ile 0 arasında gezindiğini söyleyebiliriz. R değerlerimizin 6 ve 0 arasında olması lazım. Anlamlı bir değer gelmesi için. R eşittir 4 böyle bir değerdir. Bunu da vurgulayalım. Şimdi hacim fonksiyonumuzda maksimum olması için V4 değerini hesaplamamız gerekiyor. R yerine 4 bırakmalıyız. Dolayısıyla 3 pi bölü 2 çarpı R yerine 4 yazdığımız için karesi 16. Alttan da 4 çıkarırsak çarpı 2 oldu. İkilerimizi sadeleştirelim. 16 kere 3 48'dir. 48 pi birim küp olarak birim üzeri 3 diyelim bulunur. Önceki sorunun metnine benzer bir sorumuz var. Dairesel bir dik konenin taban yarıçapı yine 6 birim ve yüksekliği 9 birimdir. Bu konenin içine yerleştirilebilecek bir silindirin yanal alanı en fazla kaç birim kare olabilir? Şimdi burada yine R eşittir 4
olmalı dersek bir önceki sorudan esinlenerek bizi yanıltabilir. Çünkü hacmi maksimum yapan R yarıçapı yanal alanı maksimum yapmayabilir. O yüzden burada yeni bir problemle karşı karşıyayız. Yine konimizin içine bir silindir yerleştirelim. Şöyle bir silindir yapabiliriz. Bu şekilde olsun. Sonra yarıçapımıza yine biz R kadar diyelim ve burası da yarıçapımız yine R kadar. Şeklimizi güzelce çizelim ve şu yarıçapımız yine R kadar. Yüksekliğimiz silindir için H kadar. Yarıçap yine R kadar vesaire. Yine burası 6 eksi R ve burada da yine bir H yüksekliğimiz var. Yine burada aynı benzerliği kullanmamız gerekiyor. H'ın 6 eksi R'ye oranı eşittir 9'un 6'ya oranı olarak gelecek. Ve buradan R ya da H'tan birisine yalnız bırakabiliyoruz. Biz yine H'ı yalnız bırakarak gidelim. 3 bölü 2 çarpı 6 eksi R bağıntımız var. Peki. Şimdi yüzey alanını biz S'le gösterelim. Yan yüzey alanını. Bu da taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yani 2 pi R çarpı H olur. H'ın yalnız bırakılması burada daha kolay olduğu için dolayısıyla biz H yerine 3 bölü 2 çarpı 6 eksi R yazalım. Böylece 2 pi çarpı R çarpı 3 bölü 2 çarpı 6 eksi R diyelim. Ve ikilerimizi birer tane sadeleştirdikten sonra S fonksiyonu sadece R'ye bağlı olarak ifade edilmiş oldu. 3 pi çarpı R çarpı 6 eksi R var. Biz bunu dağıtırsak 6 R eksi R kare olur. Yine türev alıp sıfıra eşitlersek eşittir 3 pi çarpı 6 R'nin türevi 6'dır. Eksi 2 R geldi. Eşittir 0. Buradan da R değerinin yarıçapının 3 olduğunu görürüz. Ve yine yarıçapımız problemde anlamlı olması için 0'dan büyük ve 6'dan da küçük olması lazım. Yani koninin taban yarıçapından da küçük gelmesi gerekiyordu. Bu bakımdan tutarlı bir değer oldu. Önceki problemde de farklı bir fonksiyon olarak hacim fonksiyonunun türevini aldığımızda R eşittir 4 için türevin sıfırlandığını görmüştük. Yani hacmi maksimum yapan yarıçap yan yüzeyi maksimum yapmaz. Bunlar farklı farklı değerlerdir. Buna dikkat çekmek için bu örneği verdim. Peki, dikkatli dinleyiciler şunu da fark etmiştir. Türev almadan biz bunu parabolle yapabilirdik. Eksi b bölü 2a tepe noktası mantığıyla 6'yı 2'ye bölersek veya eksi 6 bölü eksi 2'den r eşittir yine 3 bulunabileceğini söyleyebiliriz. Veya köklerden biri r eşittir 0'dır. Bu yan yüzey alanını bir parabolik yine fonksiyon olarak düşünürsek. Diğeri de 6'dır. Kökler toplamının yarısı 0 artı 6 bölü 2'den yine 3 olarak gelirse tepe noktasının apsisini bize veriyor. Kollar aşağı doğru olan bir parabol olduğu için bu değer 3 değeri bunu maksimum yapacaktır diye söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Biz S max diyelim burada. Yani S3 değerini hesaplamamız lazım. Dolayısıyla şurada yerine yazarsak biz pi çarpı R çarpı pi çarpı R'miz 3'tü çarpı yine çarpı 6'dan da 3 çıkarırsak bir daha 3 geliyor. Böylelikle 27 pi birim kare diyelim biz buna olarak elde ederiz. Sıradaki sorumuza bakalım. Yarıçapı 3 birim olan bir küre içine yerleştirilebilecek silindirin hacmi en fazla kaç birim küp olabilir? Kürenin içine bir silindiri bu şekilde yerleştirmiş olalım. Küremizin merkezi O olsun. Silindirin taban merkezlerini de gösterelim bu şekilde. Şimdi biz burada silindirin yarıçapını R ile gösterelim. Ve burası da tabii ki R olacaktır. Silindirimizin yüksekliğini de 2H ile gösterelim. H ile gösterirsem H bölü 2 H bölü 2 diye bölmem gerekecekti. Dolayısıyla buraya H yazabilmek için silindirin yüksekliğine ben 2H diyorum. Dolayısıyla silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik olduğu için pi r kare çarpı artık 2H olacaktır. Buna dikkat edelim. Çünkü yüksekliği H ile gösterdik. Şimdi H var, R var elimizde. O merkezinden bu değme noktasına birleştirirsek şu uzunluk da yine kürenin yarıçapı olan 3'e eşittir. Dolayısıyla biz bu hacim fonksiyonunda türevi alıp sıfıra eşitlemek istiyoruz. Ancak hem R hem de H gibi iki değişken olduğu için bunu tek değişkene indirmek gerekiyor. Haliyle buradaki dik üçgende Pisagor uygularsak
R kare artı H kare eşittir 9 bağıntısını elde ederiz. Buradan R kareyi yalnız bırakmak daha makul görülüyor. R kare yerine H türünden değer yazabiliriz. 9 eksi H kare olarak gelir. Böylece ve hacim fonksiyonumuzu sadece H'a bağlı olarak elde ettiğimizden dolayı VH diye yazıyorum. Pi çarpı R kare yerine 9 eksi H kare çarpı 2H diyelim. H'ı 9 eksi H kareye dağıtırsak üzerine ve 2 pi de diye başta çarpan olarak tutalım. 9H eksi H küp fonksiyonuna sahip oluruz. Şimdi bu hacim fonksiyonunun türevini sıfıra eşitlememiz gerekiyor. 2 pi çarpı 9H'ın türevi 9'dur. H küpün türevi de 3H karedir. Eşittir 0. Buradan 3H kare eşittir 9 olarak gelecektir. Ve H kare eşittir 3 ya da H eşittir kök 3 diyebiliriz. Dolayısıyla R kare değerimiz de buradan elde edilebilir. 9'dan 3 çıkarıldığı zaman R kare de 6 olacaktır. Böylece biz maksimum hacmi bulmuş oluyoruz. Ve maksimum değeri pi çarpı R karemiz 6 olduğu için çarpı 6 ve h'ımız kök 3'tü. Yalnız hacimde 2h vardı fonksiyonumuzda. Dolayısıyla asıl yüksekliğimiz 2 kök 3 oluyor. Böylece 12 kök 3 çarpı pi birim küp hacmi maksimum değerimiz olmuş olur. Benzer mantıkla bir sorumuz daha var. Yarıçapı 4 birim olan bir küre içine yerleştirilebilecek silindirin yanal alanı en fazla kaç birim kare olabilir? Az önce hacmi maksimum yapan yükseklik olarak 2h eşittir 2 kök 3 bulmuştuk. Ve R yarıçapımızı da kök 6 olarak elde etmiştik. Bunlar yan alanı yine maksimum yapmayabilirler. Yaparsa da sürpriz olmuş olur bizim için. Yani ayrı bir problem olarak çözmemiz gerekiyor. Tabi burada yarıçapımız da 4 verildi. Önceki problemden farklı olarak orada 3'tü. Kürenin yarıçapının 4 olduğunu da unutmayalım. Şimdi yine silindirimizin biz yarıçapına R diyelim. Ve yüksekliğine 2H diyelim. Ve buralar HH olarak gelsin. Şu uzunluğumuz da kürenin yarıçapı da 4'tür. Dolayısıyla R kare artı H kare eşittir 16 bağıntısına sahibiz. Yanal alanı biz S ile gösterirsek taban çevresi çarpı yükseklikten dolayı 2 pi r çarpı 2h bağıntısına sahibiz. Veya buradan 4 pi çarpı r çarpı h elde etmiş olduk. Şimdi burada herhangi birini yalnız bırakabiliriz. R ya da h'tan herhangi birini. Simetrik bir durum var bizim için fark etmiyor. H kareyi yalnız bırakalım. Ya da h eşittir kök içinde 16 eksi r kare olur. Dolayısıyla S fonksiyonumuz r'ye bağlı olarak 4 pi çarpı r çarpı kök içinde 16 eksi r kare olarak elde edilir. Bu r sayısını da hemen türev almak istemiyorum. Çarpımın türevi ve kökün türeviyle uğraşmaktan kaçınmak için. R sayısını da kökün içine r kare diye alarak yazarsak 4 pi çarpı 16 r kare eksi r üzeri 4 elde etmiş oluruz. Şimdi içerideki ifadenin kök ifadenin türevini sıfıra eşitleyelim. Bunun için de içerideki fonksiyona başka bir harf verebiliriz. Örneğin buraya biz bx diyelim. BR diyelim ya R'ye bağlı olduğu için. Ve bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Çünkü kökün içi maksimum olursa S alanı da maksimum gelecektir. Bakalım. 32R eksi R üzeri 4'ün türevinden de 4 R küpümüz var. Eşittir 0 diyelim. Ve burayı 4R parantezine aldığımız zaman 8 eksi R kare eşittir 0 elde ediyoruz. Buradan R kare eşittir 8. Tabii R kare artı H kare 16 olduğu için H kare de 8'dir. Dolayısıyla R ve H eşit olarak gelecektir. Ve 2 kök 2 değerine sahiptir. Haliyle S maksimum değeri, yan alanın maksimum değerini biz istiyorduk. Burada 4 pi R H değerimizi hesaplayalım. 4 pi R H olarak şurada yazmıştık gördüğünüz gibi. R yerine 2 kök 2 ve h yerine de 2 kök 2 aldık. Dolayısıyla bu 2 kök 2'lerin çarpımı 8'dir. 8 kere 4 32'dir. 32 pi birim kare alana sahip olmuş olur. O zaman burada şunu vurgulayalım. Böyle bir şeyde yan alanın maksimum olması için R ile şuradaki h değerinin yani yüksekliğin yarısı olan h'ın birbirine eşit olması gerekiyor diyebiliriz. Kalan sorularımıza diğer derste devam edeceğiz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.